بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. Azizler, siz bilen adab haqidagi sohbatlarimizni ichidan joy olgan taomlanish adabı haqidagi sözünü devam ettiremiz. Taomlanish adabı haqidagi dinimizni ko'rsatmalaridan taom yeyish insonni hayot keçirişi üçün yardımcı amil sıfatı da karaladı. Bu degani insan hayatını taam üçün kürəş, taamını yaxşısını izləş üçün umurunu sərfləşdirib qaramaydı. Bəlkə hayatını, məsuliyyətini əda etiş barəsi də özünü qaddını tutup duruş, hayatını utqazış vasitəsidir qaraladı. Anası etibardan başka adablar hem kelib çıkadı. Cümleden bizi dinimiz tavsiyelerine göre taamlanış beyti de kişiler cemlenip yakka yakka tarqaq oturmazdan birgeleşip oturup taam kılıçları berekege sebep buluşu eytiledi. Bir adamlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarına gelip taamdan toymayetkenlere, bereke kurmayetkenlerine şikayetini kıladılar. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, ihtimal sizler yekke yekke avukatlanır sizler deyip sonra geldiler. Ular her şunda kılamız degende, yok, bir gelişip, köpçülük bulup, avukatlanırlar. Köpçülükte bereke var degerler. Anası itibardan bizi Müslüman halklar daima aile dairesinde olsun, iş cayları da olsun, başka cayları da olsun, köpçülük birge bulup, bir dasturxonda etrafında oturup, taamlanışını, adetini kılışken. Ana o şey köpçülük bulup oturgan peyitte, özge yarışı adabları var. Cümleden oturgan kişilerden katta muhtabar kişiler taamlanışının başlamasından avval ondan küçük mertebesi past adamlar taamga kol uruşu bir adablik hesaplanadı. Sahabe-i kiramlardan kılıngan rivayette etledi ki biz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam taamını başlayıp kol urup vermekler için bir artamız kol uzatmaz edik dediler. Bana şu göplerini küçük balacalarımızga hem urgatıp barışımız gerek. Dasturxan etrafı da oturgen de kattelerden aldın peşvalar başlayıp vermekler için Bismillah'ını eğitip onlar taamı urup kol uruşunu adet kılıp kalmasızlıkları gerek burada. Şu bulan birge taamlı berekesi ortasındadır degen hadisi şerif var. Yani hemme uz aldıdan taamlı etrafıdan yiyip barış gerek. Bronu aldıdan ya ki ortasından alışını mankı gelirler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Taam azraq bugün peyitte, demek bir adam köprağı yiyişke urunup kalışı hem adabdan hesaplanmaydı. Misal için meyde meyveler, hurma, okşigen nesler bulsa, başkalar bitteden yiyip durgen de, başkalar cüflep ikteden alışları, köprak yiyip kalışını peyden buluşları hem bir adablik hesaplanadı. Yani o şeylerde hem itibar veriş gerek. Sonra
ovqatlanayotgan taom tanovvul qilayotgan paytda shoshmasdan yaxshi o'tirib olib, hamma tarafdan imkonini to'g'rilab olib ovqatlanishga o'tish kerak. Yonboshlab olish, qiyshib o'tirish, oyoqlarini uzatib va boshqacha qilib ko'pchilikni oldida beodob deb hisoblanadigan holatlarga o'tmaslik kerak. Rasul akram alayhissalotu vassalom yonboshlab taom yeyishdan qattiq qaytarganlar, balki yaxshilab o'tirib olib butun vujudini yaxshi bir holatga keltirsa ovqatni hazm bo'lishi ham oson bo'ladi, tanovul qilinishi ham yaxshi bo'ladi, tashqi ko'rinish odob yuzasidan ham go'zal bir manzarani tashkil qiladigan bo'ladi. Ana o'shunda shoshilmasdan sekin ko'p marta takrorlangandek bismillahirrohmanirrohimni aytib, taomni yaxshi chaynab yeyish doimiy ravishda ta'kidlanadi. Taomni puflamasdik, issig'ini og'ziga savolib og'zidan demak o'sha yana qaytarib chiqarishmidi yoki og'zini ichida turib aylantirish kabi o'zini xijolat qiladigan holatlarga ham o'tmaslik kerak bo'ladi. Bularni hammasi bizning odob kitoblarimizda qayta-qayta takrorlangan. Taomni ochko'zlik bilan shoshilib ko'p yeyish sog'liqqa ham zarar, beodoblikni juda yomon bir ko'rinishlardan hisoblanadi. Dasturxonda birga o'tirganlarga ham ozor yetadi va boshqa holatlar bor. Shuning uchun taomni yeyishda ham tejamkor bo'lish kerak, mo'tadil bo'lish kerak. Rasul akram alayhissalotu vassalom bihasab ibn adama luqaymatin yuqimna sulbahu deganlar. Ovqatlanish borasida gapiriladigan bo'lsa, odam bolasi uchun uni qaddini tutib turishga yetarli taomni yemog'i kifoya qiladi deganlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ham ovqatni isrof qilmaslik ma'nosida gapirib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Kulu washrabu va la tusrifu. Yenglar, ichinglar va isrof qilmanglar. Bizda isrof qilish deganda ovqatni yemasdan tashavarish, qarovsiz qoldirish va shunga o'xshagan narsalar tushuniladi. Bu oyatda esa yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar degani, ya'ni haddan oshiq ko'p yemanglar, haddan oshiq ko'p ichmanglar degani. Insonni, demak, o'ziga yetarlik darajada yeb ichishi kerak xolos. To'yib ketsa ham yana ustiga yeyish, qorni to'lib ketishi, kekirishni boshlashi kabi holatlar juda katta beodoblik bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vassalom juda o'sha o'rniga qo'yib yetkazib yeyman, ichaman deganlarga 3dan biri qorinni taom uchun, 3dan biri ichimlik uchun, 3dan biri havo uchun deganlar. Havoga joy qo'ymasdan ovqatga to'ldirib olish qorinni musulmonchilik odobiga kirmaydi. Ortiqcha xor bo'lishlik, ko'p taom yeyishlik semirib ketishga, uni oqibatida turli kasalliklar, bemorliklar, xastaliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yuqoridagi oyati karimani, Rasul akram alayhissalotu vassalomga nozil bo'lgan oyati karimani ba'zi bir musulmon bo'lmagan o'sha vaqtdagi qavmlar eshitganlarida, sizlar musulmonlarga qarata sizlarning kitobingizda yarimta oyatga tib ilmining barchasi joylab qo'yilgan ekan deyishgan. Ma'nosi haligi gap, isrof qilmasdan o'ziga yetarligini yeyish, yetarligini yegandan keyin qo'lini ovqatdan tiyish, o'zini ovqatdan tiyish insonga huzur halovat bag'ish qiladi, ortiqcha tashvishlardan, semizliklardan, xastaliklardan saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Mana shu, demak, ovqatni yeyish hajmi, miqdori, uning hay'atida ham juda katta gap bor.
Şunun için bizi dinimizde bunga alahıda etibar verirgen, Kur'an-ı Kerim'de ayetler kegen, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hadisleri de bayan kılıp vergenler. Şunindek avukatlanış beytideki adablardan yana biri, başkalarını lokmalarına nazar salmazlık. Ozi demek ihtişam bilen, yaxshi qilib, luqmani kichkina qilib, yeganda alidaqa o'ta issiq bo'lganligidan o'zini qo'yarga joy topolmay qoladigan yoki boshqa bir holatlarga sabab bo'lmaydigan qilib, odob bilan, madaniyat bilan yeyish bilan birga boshqa kishilarni luqmalariga qaramaslik tavsiya qilinadi. Chunki bu odobdan hisoblanmaydi. O'sha luqmaga qarab turganligini luqmani egasi ko'rib qolsa xijolat bo'lishi bor va shunga o'xshash bir qancha xijillikler kelib chiqadi. Shuning uchun doimo bizda bu narsa ham, ya'ni o'zgalarning luqmasiga qaramaslik ham odob sifatida ta'kidlanib aytiladi. Shu bilan birga yana taomlanish odobi bo'yicha gapiriladigan bo'lsa, İçimlik içkende, taam yegende, nefesini noto'g'ri olib, xurullatib, ovoz chiqarish, chapillatib, ovqatni chaynash paytida yoki og'izda solish paytida ovoz chiqarish holatlari ham odobdan hisoblanmaydi. Ko'pchilik shunga e'tibor bermaydilar. Choymi yoki boshqa bir ichimlikmi ichayotgan paytlarida ichlariga nafasni qattiq olib, piyolani yoki shu idishni og'zi bilan labidan ichayotganda ovoz chiqarib, o'tirganlarning hammasiga, uydagilarning barchasiga eshitiladigan darajada ovoz chiqaradiganlar bor. Ovqat yeganda ham o'sha chapillab yoki boshqa bir shoshilib chaynashi og'ziga solish oqibatida noxush bir ovozlarni chiqishlari bor. Bular ham odobdan hisoblanmaydi. Asta-sekin o'sha piyolani labiga o'zini labizini tegizib, nafas olishini rostlab turib, ovoz chiqarmasdan ichish kerak, yutish kerak. Ovqatlarni idishdan olayotganda ham, og'ziga solayotganda ham mana shu taraflarni nihoyatda ahamiyat bilan go'zal tarzda sunnati mutahharida ko'rsatilgandek qilib ado etish paydan bo'lishi kerak. Ana o'shanda odobga rioya qilingan bo'ladi, go'zal bir harakat qilingan bo'ladi, yaxshilik ishni qilgan bo'ladi. Mana shu holatlarning barchasini demak bizga dinimizda ko'rsatib qo'yilgan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shu aytgan, eshitilgan narsalarga amal qilib, taom odobida yuksak darajada bo'lishimizni nasib etgan bo'lsin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.